Herkese merhabalar. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından emekliler bekledikleri zam oranının ne olacağını öğrendiler. TÜİK'e göre %19,77 emekliler enflasyon farkı alacaklar maaşlarını, ama tabii ki en düşük emekli aylığı 7.500 lira ve maaşların çok düşük olması sebebiyle emeklilerin tabii ki bir refah payı artı seyyanen zam beklentisi vardı, var. Şimdi vereceğim haberle beraber hala böyle bir beklentimiz olmalı mı, olmamalı mı? Bunu konuşacağım. Acaba emekliler refah payı alamayacaklar mı? AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama geldi arkadaşlar. Memurlarla ilgili en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili teklifi meclise verdiklerini açıkladı. Ve bunun ardından emeklilere refah payının bu yasa teklifi içerisinde olup olmadığı soruldu kendisine. Bakın bu soruya ne cevap verdi? Öncelikle açıklamayı getireyim ekranlarınıza, sizlerle paylaşayım. Sonrasında konuşalım, değerlendirelim. Acaba emeklilere refah payı, bekledikleri refah payı gelmeyecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şöyle dedi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8.077 liralık artışı öngörüyoruz dedi. Yani memurlara en düşük emekli aylığını 22 bin liraya çıkaracaklar. Aynı zamanda enflasyon farkını ekleyerek üzerine de 8.077 lira seyyanen zam yapacaklar. Memur zamı ve ek vergilerle ilgili teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeye başlanacağını ifade etti AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler. En düşük memur maaşı 22 bin lira, 17 liraya çıkarılacaktır dedi. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte %86'yı bulmaktadır. Kümülatif artışsa %142 artışı sağlamış olacağız dedi Güler. Ortalama memur maaşı 25.015 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama %74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı %129 artış sağlamış olacağız dedi. Yani Temmuz ayında memura %74'e karşılık gelen bir artış yapacaklarını ifade etti. Cuma günü plan ve bütçede konuşulacak. Peki güzel, tabii ki herkes böyle bol bol %70'ler, 80'ler, %120'ler zam alsın elbette. Memurlar da alsın ama emekliler... Emekliler unutuldu mu acaba? Göz ardı mı edildi? Gözden çıkarıldı mı? Gerçekten açlık ve yoksulluk sınırının çok çok altında. Neredeyse insanların günlük haftalık harcamalarıyla bir ay geçinmek zorunda bırakılan emeklilerle ilgili Abdullah Güler bakın nasıl bir açıklama yaptı. Refah payı açıklanmadı biliyorsunuz. TÜİK sadece enflasyon farkını açıkladı. Emeklilere %20 gibi bir zam öngörülüyor SGK emeklilerine. Refah payı ile ilgili de Abdullah Güler şunu söyledi. İşçi ve Bağkur emeklisinin refah payı teklifte var mı diye soruldu kendisine. Teklifimiz içerisinde şu anda yok cevabını verdi Abdullah Güler. Şu anda dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber şu andaki teklifimizde yer almıyor ifadelerini kullandı Abdullah Güler. Yani verilen teklifte hepimizin beklediği SGK emeklilerine refah payı şu anda ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ve AK Parti'nin verdiği yasa teklifinde yok. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması söz konusu, ancak ne yazık ki emeklilerle ilgili bu gelişme şimdilik yok. Peki ne olacak? Refah payı alamayacak mı emekliler gerçekten de? Şunu söyleyebilirim. Önemli bir tabii ki haber bu da. Emeklilerin refah payını alabilmesi ya da seyyanen zam yapılabilmesi için hala AK Parti'de çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. En azından bütçeyle ilgili ince ve titizlikle çalışıldığını biliyoruz arkadaşlar. Emeklilere yapılacak olan seyyanen zam
artı refah payı, verilecek olan refah payının bütçeye ne kadar bir yük getireceğini tartışıyor, konuşuyor AK Partililer. Daha doğrusu ne kadar bir bütçe oluşturulacağını konuşuyorlar. Büyük bir ihtimalle beklentimiz şu yönde. Evet, bu yasa teklifinde, memurlarla ilgili yasa teklifinde yok. Evet, anladık bunu. Ancak önümüzdeki günlerde bu çalışma bittikten sonra, yani bütçe çalışmaları bittikten sonra, emeklilerle ilgili bütçe çalışmaları bittikten sonra büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar olacağını tahmin edemediğimiz bir şekilde bir refah payı açıklayacak diye bekliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü AK Parti'deki açıkçası açıklamalar, bize verilen bilgiler bu yönde. Bunu ifade edebilirim. Yine bir diyorum ya, hani en azından şimdi emeklilik sisteminde şunu biliyorsunuz. Emeklilik sisteminde maaş olayı çok karmakarışık. Herkes çok farklı maaşlar alıyor. İşte adaletli bir maaş sistemi, adaletli bir maaş dağılım sistemi yok. Az prim ödeyen çok maaş, çok prim ödeyen az maaş alıyor. İşte en düşük emekli maaşı 7500 lira, 10 bin liraya tamamlanırsa ne olur? 7500 liranın üzerinde zam almayanlar, geçen dönemde biliyorsunuz tartışma çıkmıştı bu konuda, tartışma yaratılmıştı. Dolayısıyla bütün bunlar doğrultusunda kime ne kadar zam yapılmalı, nasıl bir işte adalet sağlanmalı maaşlar konusunda, bütün bu konuların açıkçası AK Parti'de çalışmasının yapıldığını biliyoruz. Etkilere ve tepkilere bakıyorlar şu anda. Bu etkiler ve tepkiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK emeklilerine de sanmıyorum bir işte şu an memur maaşları kadar yapacaklarını, ama küçük de olsa enflasyon farkının üzerine bir ilave yapacaklarını düşünüyoruz, öngörüyoruz. O da ne kadar olur? İşte %20 enflasyon, %20'ye yakın bir enflasyon farkı açıkladı TÜİK. Bunun üzerine büyük bir ihtimalle işte bir %10-15 gibi bir oran daha eklenerek emekli maaşlarına %30-35 oranında bir zam yapılacak gibi görünüyor. Ben hani bunun %40-45'lere varabileceğini düşünmüştüm, ancak Abdullah Güler'in bu açıklamasından sonra açıkçası çok da öyle bir büyük bir ümidim kalmadı, onu ifade edeyim. Çünkü belli ki bu Temmuz'da memurlara daha çok hani öncelik verilmiş, daha çok memurların bütçeleri sağlanmaya çalışılmış öncelikle. Helal hoş olsun tabii ki, herkese hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi Türkiye'deki bütün emekçilerin, ama bütün emekçilerin refah içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bununla ilgili mücadele veriyoruz hepimiz, ama memurlara gösterilen itinanın, özenin açıkçası emeklilere de gösterilmesi gerektiğini, hem de bu dönemde, bu süreçte biraz daha fazla gösterilmesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü en düşük emekli maaşının asgari ücreti bile bulmadı ki, bu yasalarımızda biliyorsunuz doğru değil. Yani hani yasal olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinin altına düşemez yasalarımıza göre. Hadi bunu geçtik. Hani bırakın asgari ücreti, 7500 lira bugün Türkiye'de hiçbir şey değil. Bir ay boyunca bir ailenin, hatta ve dahi tek bir kişinin bile 7500 lirayla yaşayamayacağını hepimiz net bir şekilde görüyoruz herhalde. O yüzden de memurlara yapılan zam oranlarının emekliye de yapılmasını umuyoruz, diliyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Biz gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim. ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Sıcak gelişmeler, canlı yayınlarla çalışma ve sosyal güvenlik hayatınız, emekliliğinizle ilgili en doğru bilgilere ve en sıcak gelişmelere ulaşmaya devam edeceksiniz. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.